Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Telkin C1 Almanca sınavına yönelik bir eötörün inceleyeceğiz beraber sınava hazırlanmak amacıyla. Burada Lernen aus Fehlern von Vorfahren bu konuyla alakalı bir tekstimiz var. Bunun analizini yapacağız beraber. Nasıl yazdık, hangi kelimeleri kullandık, hangi kalıpları kullandık, bu kelimelere alternatif olarak neler seçebiliriz, neler kullanabiliriz. Evet, ta ki sınava kadar fit olabilelim diye. Lernen aus Fehlern von Vorfahren. Vorfahren bizden önceki nesiller ya da ata diye e, tabir edebileceğimiz bir kelime. Ne diyoruz? Atalarımızın ya da ataların ya da bizden önceki nesillerin hatalarından öğrenmek ya da ders çıkarmak. Evet, Einleitung kısmıyla başlayabiliriz. İlk paragrafımız yine Einleitung kısmı. Ondan sonra konuyla alakalı örnekler vereceğiz. Devam edeceğiz ve en sonunda da bir e, özetle kendi fikrimizi ortaya koyacağız. Evet. in einigen gesellschaften in denen das selbstbewusstsein im vordergrund steht wird oft diskutiert ob man aus den fällen seiner vorfahren lernen muss evet, ähm, bir erörterung bir Ee, i̇şte bu konu hakkında şöyle tartışılıyor, böyle tartışılıyor. Çok güncel bir konu deyip dikkat çekmeye çalışarak ya da e, şunun olup olmadığı konusunda bir tartışma var ya da bu konu ön plana çıkıyor diye de e, başlanabilir. Netice itibariyle önemli olan bizim eötherünk'te ne yazacağımızı ilk cümlelerde, ilk paragrafta, Einleitung'da ortaya koymak ve okuyucunun dikkatini çekmeye çalışmak. Burada da ne dedik? In einigen Gesellschaften bazı toplumlarda in denen in denen das Selbstbewusstsein im Vordergrund steht ki onlarda bu özgüven Selbstbewusstsein im Vordergrund steht ön planda duruyor. Bu tarz toplumlarda ne sıklıkla tartışılıyormuş ya da diskusyon konusu ediliyormuş? Wird oft ne var burada? Pasif bir yapı var. Op man aus den Fällen seine Vorfahren lernen muss. Kişinin kendinden önceki nesillerin hatalarından öğrenmesi gerekip gerekmediği. Şimdi burada aus den fehlen seine Vorfahren genitif bir yapı var. Kendinden önceki nesillerin hatalarından demek. Evet. Bazı topluluklarda demek ki neyi çok fazla tartışılıyormuş ki o topluluklarda Zelbsweg ön planda duruyormuş. Info de Grundstate state, ee, kişinin kendinden önceki gelen nesillerin hatalarından istifade edip etmeyeceği konusu. Şimdi böyle bir tartışmanın olup olmadığı ya da bizim bunu bilip bilmediğimizin esasen çok bir önemi yok. Niye? Bu konu hakkında daha önceden kendimizi bilgilendirmiş olmayabiliriz. Bu konu hakkında çok fazla bilgimiz olmayabilir ya da tecrübemiz olmayabilir. Yine de bizim e eoterm konusunu gördüğümüz zaman iki konudan bir tanesini seçeceğiz malum. O konu hakkında en azından bir şeyler yazabilecek e fikrimiz, fikrimiz yani çok yoksa bile word chartsımız olması gerekiyor. Burada da her ne kadar öyle çok fazla konuyla alakalı fikrimiz olmasa da elimizden geldiğince word shots'ımız nazarı alarak ee, o word shots'ımıza göre bir yazı kalemi almaya çalışmışız. Bakalım. Şimdi böyle bir toplum olup olmadığı, bu tarz topluluklarda böyle bir tartışma olup olmadığı önem arz etmiyor. Önem arz eden bizim ee, verilen statları doğru bir şekilde anlayıp onu kaleme alabilmemiz. Manche glauben das. Bazıları ne inanıyormuş? Jede sein eigenes Leben selbständig leben muss. Bazılarının inanışına göre herkes yede. jede Mensch yazabiliriz, jede Person yazabiliriz ya da sadece yede yazabiliriz. Jede sein eigenes Leben zatständig leben muss. Herkes kendine ait hayatı kendi başına özgürce yaşamalı. Zatständig. Bu e, ticarette de yani kişinin kendi başına bir dükkan açması, bir mağaza açması ya da oturduğu yerden bir iş yapıyorsa, evde bir iş yapıyorsa bile bağımsız bile bağımsız bir şekilde çalışıyorsa o e, onu ifade etmek için kullanılabilecek bir kelime olduğu gibi bir karakter özelliği olarak da zelbiştendik kullanılabilir. Manche glauben das. Jede sein eigenes Leben zelbiştendik leben muss. So das. Bunun sonucu olarak artık sebep-sonuç ilişkisi veriyor burada so das. Jede generation ihre fele machen da. Bunun sonucu olarak ya da taki ki de diyebiliriz. Her jenerasyon kendi hatasını, hatalarını yapma hakkına sahiptir. Yani her generasyon kendi hatalarını yapabilir ya da yapma hakkına sahiptir. Zira e, her jenerasyonun ya da herkesin kendi hayatını kendi başına yaşaması gerekir. Entgegen diese Auffassung. Bu görüşün aksi. Entgegen diese Auffassung. Burada da bir Genetif yapı var fark ettiğimiz üzere entgegen diese Auffassung ya da diese Meinung ya da diese Ansicht diyebiliriz. Bu görüşün aksine halten andere es für vorteilhaft von den Erfahrungen der alten Generationen zu profitieren. Evet, bu görüşün aksine bazıları neyi savunuyormuş ya da bazılarına göre e, neyi faydalıymış? E, eski jenerasyonun tecrübelerinden istifade etmek gerektiği. Yani iki görüş var arkadaşlar burada. Bazıları Zeltsh'ten hikayesi savunuyor. Herkes kendi hayatından kendi sorumludur. Kimse başkasından ders almak zorunda değildir ve herkes kendi hatalarını yapma hakkına sahiptir. Yıfele Mahinda. Entgegen diese Auffassung, bu düşüncenin aksini savunanlar ne diyormuş? Halten andere es für vorteilhaft Şimdi halten haltenfü bir şeyi nazara almak yani bir şeyi bu şekilde değerlendiriyorum. Ich halte es für notwendig ben bunu gerekli görüyorum ya da bence bu gerekli derken kullanılabilir. Ve bizim C1 ödevimiz dediğim bu tarz kelime grupları işte fiillerin e, proporsiyonlarla kullanması ya da e, isimlerin proporsiyonlarla ya da isimlerin fiillerle kombinasyonları çok önem arz ediyor. Dolayısıyla bunları da böyle renklendirdik. Anlamlarını da size vermeye baş, e, çalıştık. Devamında da farklı şekilde göstermeye çalışacağım yine. Entgegen diese Auffassung halten andere es für vorteilhaft. Evet. Bu görüşün aksini savunanlar e, nasıl değerlendiriyorlarmış bunu? Faydalı görüyorlarmış neyi? Von den Erfahrungen der alten Generationen zu profitieren. E, e, önceki jenerasyonun ya da eski jenerasyonun tecrübelerinden yararlanmayı. Profitieren, yararlanmak ya da istifade etmek demek. Damit sie dieselben Fehler nicht wiederholen. Niye? Ta ki ya da sın diye olarak da çevirebilirsiniz. Onlar aynı hataları yapmasınlar diye ya da yapmamaları için. Evet, önceki jenerasyonun tecrübelerinden yararlanıyoruz, profiteğen yapıyoruz. Niye? Ki aynı hataları, dieselben selben fehler, aynı hatalar demek, nicht wiederholen, tekrarlamasınlar diye. Profiteğen, yararlanmak, istifade etmek dediğimiz gibi. Evet, im Hinblick auf. Ee, bu kalıpta yine kitaplarımızda oldukça, özellikle cebri kitaplarımızda oldukça göreceğimiz redevenluklardan, farklı şeyler de görebiliriz, farklı şeyler de alabiliriz ama bu şekilde de kullanabiliriz. Hinziklik mesela kendi başına bir proposisyondur ve genetif alır. Hinsichtlich de kullanılabilir ya da imhimbilik auf da kullanılabilir. İmhimbilik auf die sosyal Entwicklung neue Generation. Ne diyor? Yeni e, jenerasyonun sosyal gelişimi bakımından yeni nesillerin yeni jenerasyonların sosyal gelişimi bakımından. Werden Erfahrungen von älteren Generationen groß Şimdi burada yapmak istediğimiz şey bir vurgu. Es wird groß Yani büyük yazılır. Tabii Türkçe'ye çevirecek olursak. Ama burada önemli olan konu ya da, ya da demek istediğimiz şey ee, yeni jenerasyonların sosyal gelişimi bakımından ee, eski jenerasyonların tecrübeleri çok önemlidir. Öyle önemlidir ki büyük yazıdır. Yani eski jenerasyonların tecrübelerinden istifade etmek gerekir. Profitieren tekrar karşımıza çıkıyor. Evet. Burada yine alternatifli kelimeler verdik. Nah, laut, o da gemes Auffassung. Yani bu görüşe göre nah laut, gemes. Diese auffassung. Bu görüşe göre. Auffassung yerine meinung denebilir ya da Ansicht denebilir. Bu görüşe göre, bana göre, senin görüşüne göre ya da işte e, toplum toplum uzmanlarının ya da ekonomistlerin görüşüne göre diyeceksek bu kelimeler kullanılabilir. Neymiş o görüşe göre? Kanman, man aus den der Vorfahren viel lernen. Yani ataların ya da önceki jenerasyonun hatalarından çok şeyler öğrenilebilir. Mithelfe von ya da anhand birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Von olduğu için datif yapar. Anhand kendi başına e, kullanıldığında genetif yapar. Ne diyoruz? Mithelfe von Erfahrungen alte Generationen eski jenerasyonların ya da eski nesillerin tecrübeleri bakımından betrachten manche menschen es als möglich um einige fälle zu vermeiden yani biz eğer eski jenerasyonların tecrübelerini alırsak onları onlardan istifade edersek o hataları bir daha tekrar etmemek için e, ee, ne yapabiliriz? Bazı hatalardan kaçınabiliriz. Yani bazı hatalardan uzak durabiliriz. Şimdi betrachten fiili als proposition ile kullanıldığı zaman bir şey olarak görmek. Yani ich betrachte es als möglich. Ben onu mümkün görüyorum. Ya da ich sehe es als möglich an. Ansehen. Yani betrachten als da kullanılabilir. Anzeyen fiili bölünebilen bir fiildir. Yine als de kullanılabilir ve bir şey olarak görmek. Yukarıda ne demiştik? İhalte es fiu. Mesela fotail haft. Altın fiu. İşte bu kelimeye alternatif olarak iki kelimemiz daha var burada. Bir tanesi betrachten als olarak görmek demek. Diğeri de ansehen als olarak görmek demek. Bu bölünebilen bir fiildir. Evet. Mit Hilfe von Erfahrungen alter Generationen betrachten manche Menschen es als möglich, um einige Fehler zu vermeiden. Eski jenerasyonların tecrübeleri bakımından bazı insanlar e, bunu mümkün görüyorlar. Neymiş o? Bazı hatalardan kaçınmayı. Um, su kalıbımız var. Yani eskilerin e, tecrübelerinden istifade edersek, onların hatalarını yapmamaya çalışırsak ne mümkün olabilirmiş? Bazı hatalardan kaçınmak, bazı hataları yapmamak. Evet. Geçelim ikinci sayfamıza. Aktüel kelimesi var burada. Şimdi. Aktüel. Hoytsu tage diye bir kelime var arkadaşlar. Hoytsu tage de kullanılıyor. Ama Hotsu Tage bir karşılaştırma yaparken daha çok kullanılıyor. Mesela bir şey yazacağız. Eskiden şöyleydi ama şimdi böyle. Bunu diyeceksek mesela böyle bir e, cümle kuracaksak o zaman e, Tage kullanılır. Güzel gider. Ama dediğim gibi genel anlamda karşılaştırma yaparken kullanılması tavsiye ediliyor. Onun yerine biz şimdi eğer karşılaştırma yapmayacaksak sadece işte bugünlerde şu konuşuluyor, bugünlerde şu önem arz ediyor diyeceksek o zaman mesela aktüel kelimesi en basit bir şekilde kullanılabilir. Aktüel wird es stark kritisiert, dass vorherige Generationen die Entwicklung der Industrie für äußerst wichtig gehalten haben. Halton Few. Tekrar karşımıza çıktı değil mi? Şimdi bakın. Bir de kaçınmak için ne diyoruz? Alternatifli kalıplar öğreniyoruz. İşte Betrachten e, ee, dedik. Als'te kullanılıyor. Anzen dedik. Als'te kullanılıyor. Halton dedik. Few'le kullanılıyor. Yani biz şimdi 300 kelimelik bir en az 300 kelimelik bir Eötörünk yazmayı hedefliyorsak o zaman bu alternatifleri bilip eee parçanın içerisine güzel bir şekilde yedirebilirsek o zaman e, çok güzel sonuçlar elde edeceğiz diye düşünüyorum. Evet, ne demişiz burada? Aktüel wird es stark kritisiert. Bir konu şu günlerde ya da aktüel olarak çok sert bir şekilde eleştiriliyor, kritik ediliyor. Neymiş bu konu? Vorher generasyonun, eski jenerasyonlar, die Entwicklung der Industrie, endüstriyel gelişimi, çok oysers çok önemli görmüşler. Burada ne ee, kritize ediliyormuş? Eski jenerasyonların endüstriyel gelişimi oysers kelimesini kullandık yine ya da Ausgeprungen kullanılabilir. Çok önemli görmüş olmaları. Neden? Jedoch o da allerdings begegnen wir Nun deswegen der Umwelt verschmutzung. Evet. Ancak ne yazık ki burada bedavlı havayız da denilebilir. Ee, evet. O şekilde de kullanılabilir ne yazık ki ya da ancak neyse. Begegnen. birisiyle ya da bir şeyle karşılaşmak. Ne yapıyormuş arkadaşlar? Datif yapıyormuş. Begegnen wir nun şu anda demek. Deswegen bu sebepten dolayı neyle karşılaşıyormuşuz? De Umwelt verschmutzung çevre kirliliği. Neden çevre karşılaşıyormuşuz? Geçmişte çok ciddi endüstriyel gelişimler olmuş. Tabii pozitif gelişimler de olmuştur mutlaka. Burada üzerine vurgu yapılan konu endüstriyel gelişimlerin işte negatif tarafları mesela fabrika bacalarına filtre takılmamıştır. işte atıklar iyi muhafaza edilmemiştir ya da iyi yok edilmemiştir. Onlar daha ayrıntılı konular olduğu için sadece endüstriyel gelişimlerin bugüne bakan yönüyle ummet fesh sebebiyet vermesinden dolayı eski jenerasyonun eleştirilmesi özetle. Buna değinmiş olduk. Evet. Begegnen kelimesi karşılaşmak ya da şey ile buluşmak, karşılaşmak. Evet. Zolch ein großes Problem, böyle büyük bir sorun çözülsün. Bu böyle büyük bir sorunu çözmek ist selbstverständlich nicht einfach. Kesinlikle anlaşılır bir şekilde kolay değildir. Zolch ein großes Problem zu lösen ist selbstverständlich nicht einfach. Zu infinitif kullandık. Zelfverständlich kullandık. Bunlar yani zelfverständlich kelimesi için söylemiyorum tabii ki de to infinitive. Yani bunlar da yine C1'de okuyucunun e, gördüğü zaman hoşuna gidecek yapılar. Evet arkadaşlar konjuktif 1, konjuktif 2, to infinitive, e, pasif, relatif setse, dopel ve bunların hepsini olmasa bile yani bunların bir kısmını büyük bir çoğunluğunu kullanmak gerekiyor ki Öterünk'ta C1 seviyesinde bir dilimizin olduğunu gösterelim. Dahası ne yapabiliriz? Genetif yapan propozisyonlar kullanabiliriz. Yazı dilinde özellikle işte Behöden Sprache denen e, kamusal dilde kullanılan işte bağlaşlar vardır, birleştirme cümleleri vardır. Bunları da kullandığımızda e, okuyucuya gerçekten dile en azından C1 seviyesinde hakim olduğumuzu göstermiş oluruz. Wünschen doch die meisten Menschen, dass wir mindestens aus den Fällen unsere Verfahren lernen können, damit wir eine bessere Welt unseren Kindern vererben. Evet, az önce eleştirdiğimiz konu niye eleştiriyoruz ya da biz neyi wünschen yapıyoruz? Wünschen doch die meisten Menschen, Normal şartlar altında bu cümle neyle başlar? The meisten Menschen wünschen doch ama e, bazı umgang e, yapılar, kullanımlar en azından böyle çok sık olmamakla birlikte cümle içerisinde kullanılabilir yazı dilinde onun için böyle bir emsal verdik. Wünschen doch die meisten Menschen das. Wir mindestens aus den Fällen unsere Verfahren lernen können en azından diyor önceki nesillerin ya da işte atalarımızın hatalarından öğrenebiliriz ne hatası yapmışlar. Ee, endüstriyel gelişme çok önem vermişler. Negatif anlamda tabii. Evet, ne olsun diye Wir eine besere welt unseren kinden vererben. Vererben kelimesi ya da fiili miras bırakmak demek. Ve datif yapıyor. Yani daha iyi bir dünya çocuklarımıza miras bırakmak için en azından öncekilerin hatalarından istifade edebiliriz ya da öğrenebiliriz demişiz. Fe'ben miras bırakmak. Demgegenübe. Ne anlıyoruz buradan arkadaşlar? Aksi bir görüş geldi. Aksi bir görüş geldi. Bakalım şimdi aksi görüş neymiş? Buraya kadar e, yazılanlar önceki neslin e, tecrübelerinden istifade etmenin faydaları. Demge gönüveri gördüğümüz anda da bunun artık faydalı olmayacağı, zararlı olacağı ya da o görüşe karşıt görüşlerin de olacağını anlıyoruz. Nehmen, manche menschen dieses argument nicht an. Evet, annemin kabul etmek demek. Annemin bölünebilen bir fiildir ve kabul etmek anlamına gelir. Ich nehme das an ya da ich, ich nehme das nicht an kabul ediyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. Akseptieren anlamına gelir, kabul etmek. Etmemek de ignorieren de diyebilirsiniz mesela düşüne, düşünecek olursak. Evet, burada bazı insanlar bu argümanı, bu fikri kabul etmiyormuş. Hangi fikir? Öncekilerin e, tecrübelerinden yararlanmak, hataları tekrar etmemek için. Vertrete der gegenteiligen Ansicht argumentieren das. Evet, burada ne yapıyoruz? Biraz uzun cümleler yazmaya çalışıp kelime kazanmaya ve bonus kazanmaya çalışıyoruz. Temsilcileri. Kimin temsilcileri? Aksi görüşün savunucularının temsilcileri ya da aksi görüşün temsilcileri argumentasyon yapıyorlarmış. Yani ortaya argüman koyuyorlarmış, delillendirmeye çalışıyorlarmış. Fethete de gegen Ansicht anzicht. Genetif yaptık. De gegenteiligen Ansicht. Ansicht normalde işte Meinung da olabilir, Auffassung da olabilir, Artikelleri D'dir. Ama burada FTRT, e, de diese Ansicht gibi mesela tam aksi FTRT, D, gegenteiligen Ansicht diyerek genetif yapmış oluyoruz. Das jede Generation ihre eigenen Fehler machen sollte. Her generation... kendi hatasını yapsın. Yani kendi hatasını yapabilir. Böyle bir tavsiye niteliğinde bir düşünce var. Her e, jenerasyon, herkes kendi hatasını yapsın. Başkalarından ders almak yerine. Niye? In diesem Sinne spielen die Erfahrungen der Vorfahren keine Rolle. Bu anlamda, bu bağlamda, bu düşünceye göre neymiş? Erfahrungen der Vorfahren, öncekilerin, ataların tecrübeleri hiçbir rol oynamıyor. Evet. Spielen eine Rolle. Bu yapıyı da daha önceden vermiştik. Yine C1 kitaplarında sıklıkla göreceğimiz bir yapı. Yine in diesem zinne, in kontekst, in fal. Bunlar da böyle cümle işlerinde işte bu durumda buna bakacak olursak bu bağlamda ee, bu anlamda, bu mantıkta anlamına gelecek cümleler, yani iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılacak kelime öbekleri. Jede Person hat ihre Entscheidung und benötigt keine Empfehlung. Evet, yani bu düşünceye göre herkesin kendi kararı var ve e, hiçbir tavsiyeye ihtiyacı yok, değil mi? Evet bir e, görüşe göre, bu görüşe göre daha doğrusu. Herkes kendi kararına sahip, yani herkesin kendi kararı var. Bu dünya görüşü olarak da değerlendirilebilir. Und benötik keine Empfehlung, tavsiye ihtiyacı yok. Herkes kendi bildiğini okusun. Manche personen wollen sich mit dem Leben bzw. den Problemen in diesem Leben selbst bemühen. Evet, sich bemühen mit etwas, bir şeyle uğraşmak, çaba sarf etmek. Manche Menschen wollen, bazı insanlar ne istiyorlarmış? Zih, mit dem Leben, hayat ile ve yani, yani açıyoruz artık hayattan kastımızı. Den problemen in Leben, hayat içerisindeki problemlerle selbst, kendi başına ve çaba sarf etmeyi, uğraşmayı. Bazıları bunu istiyormuş demek ki. Başkalarının e, fikirlerine ihtiyaç duymuyorlarmış. Kendileri mücadele vermek istiyorlarmış. Burada aklımıza ne geliyor? Selbstständig sein, selbstständigkeit. Sie wollen weder Ratschlag noch Hilfe von anderen erhalten. Onlar başkalarından ne tavsiye ne de yardım istiyorlar. Ya da sahip olmak istiyorlar. Sie wollen weder Ratschlag noch Hilfe von anderen erhalten. Başkalarından yardım ya da e, tavsiye almak istemiyorlar. Bu da ve de noh kullandık. İkili bağlaç ne ne de anlamına geliyor. Mesela örneklendiriyoruz. Welches Studienfach kann man auswählen? Hangi işte üniversite bölümü seçilebilir? Was für eine Arbeit oder Tätigkeit oder Stelle kanman aus übün. Evet. Yine mesela e, hangi üniversite eğitimi bölümü ya da üniversite bölümü hangi iş e, seçilebilir bununla alakalı kesinlikle tavsiye ihtiyaçları yok. Bir stelle, bir tehtikat ya da bir abayt aus fiiliyle kullanılabilir. Yani bir işle meşgul olmak, bir iş yapmak, bir iş icra etmek. Stelle, tehtikat o da ne dedik? Arbeit ausüben. Bunları demek ki seçerken bu yapıdaki, bu fikirdeki, bu zihniyetteki kişilerin yardıma, desteğe ya da öncelerinin tecrübelerinden istifade etmeye ihtiyaçları yokmuş. Damit man gut verdient ki güzel bir elde, güzel bir gelir kazanılsın. Evet. Um diese Fragen richtig zu beantworten. Benediktin Schulsch Mansion keine Hilfe. Bu soruya cevap bulmak için ya da bu soruyu cevaplamak için bu tarz kişilerin yardıma ihtiyacı yoktur. Soru neydi arkadaşlar? hangi üniversite bölümü seçil seçilebilir iyi bir iş yapmak için ya da iyi bir para daha doğrusu işten iyi bir para ya da gelir elde edebilmek için. Welches Studienfach kann man auswählen? Hangi üniversite bölümü seçilebilir? Was für eine Arbeit kann man ausüben, damit man gut verdient? İyi bir gelir elde edebilmek için ne tür bir iş yapılmalı? Bu tarz sorulara cevap vermek için e, bu tarz kişilerin yardıma ihtiyacı yoktur. Frage beantworten. Şimdi burada antworten cevap vermek demek. Die Antwort bildiğimiz gibi. Ama araya bir e, bir şeye cevap vermek, mesela burada olduğu gibi soru, bir obje girdiği zaman o zaman beantworten kelimesini kullanıyoruz. Kage beantworten. Evet. Sie glauben das. Sie dediğimiz nedir? E, karşıt görüşü savunanlar yani öncekilerin tecrübelerinden istifade edilmesi gerekmediğini savunanlar ne inanıyorlarmış. Sie glauben, dass man eine Wahl selbstständig treffen muss obgleich andere darüber Erfahrungen haben. Ne inanıyorlarmış? Her ne kadar başkaları bu konuda tecrübe sahibi olsalar da herkesin e, kendi seçimini kendisi yapması lazım. Eine val treffen. Bir seçim yapmak. Eine Wahl treffen. Burada ne diyor? Selbstständig kelimesini kullandık. Kendi başına. Sie glauben ...dass man eine Wahl selbstständig treffen muss, obgleich oder obwohl andere darüber Erfahrungen haben. Yani başkalarının tecrübeleri bu gruba giren kişileri ilgilendirmiyor. Herkes kendi kararını versin, kendi seçimini yapsın, kendi valini treffen yapsın. Ee, dolayısıyla kendisi tecrübe etsin her şeyi. Laut oder gemes vertreter diese Ansicht. Az önceki gibi aynı şekilde... Yine laot ya da gemes kullandık. Bu fikrin savunucularına göre. kanman man, can man, seinen karakter besser entwickeln. Kişi kendi karakterini en iyi şekilde geliştirebilir. Indem, erek, arak demek. Yani bir şey yaparak, bir şey vasıtasıyla, bir şey aracılığıyla. Ne yaparak? Man, seine eigenen felle macht. Evet, bu görüşün savunucularına göre neymiş? Kann man seinen Charakter besser entwickeln, indem man seine eigenen Fehler macht. Herkes kendi hatalarını kendisi yaparak kendi karakterini geliştirebilir diyor bu görüşün savunucuları. Deswegen, deshalb daher aynı anlama gelen burada kullanılabilecek ya da yakın anlama gelen burada kullanılabilecek alternatifli kelimeler. Behaupten sie das Yede generasyon ihre eigenen Fälle machen Evet, bu sebepten dolayı herkes e, kendi hatasını yapmalı. Kendi hatasını yapacak, kendi hatasından ders alacak. Ancak bu şekilde insan kendi karakterini geliştirebilir diyormuş bu görüşün savunucuları. Burada entwickeln, geliştirmek kelimesini, fiilini kullandık. Evet. obwohl la başladık bakalım. obwohl ich es für notwendig halte. Bakın halten für tekrar kullandık değil mi? Her ne kadar ben bunu gerekli görüyorsam da neyi? eigene Entscheidung treffen zu können. Kendi kararını verebilmeye. Yani insanların kendi kendilerine karar verebilmeyi her ne kadar gerekli görüyorsam da bin ich der Meinung, ben şu fikirdeyim ki ya da bana göre ya da benim fikrime göre das Erfahrungen besonders von alten generationen wertvoll sind tecrübeler özellikle eski jenerasyonun tecrübeleri neymiş kıymetli yani çok değerli şimdi burada ne diyoruz abvollü bir cümle var her ne kadar kişinin kendi başına karar verebilmesini önemli görsem de Bin ich der Meinung. Ben şu fikirdeyim. Ich bin der Meinung. Das. Evet. Erfahrungen, tecrübeler besonders von alten generationen özellikle eski jenerasyonun tecrübeleri wertvoll sind. İki görüşten de birer parça aldık. Wenn wir viele alte generationen kennen eğer biz eski jenerasyonların hatalarını biliyorsak und aus ihnen lernen ve onlardan ders alırsak, onlardan öğrenirsek. Haben wir eine Wahrscheinlichkeit, bir ihtimalimiz, bir olasılığımız olur. Neye dair? Die selben Fehler nicht zu wiederholen, aynı hataları tekrar etmemeye. Yani eğer biz öncekilerin yaptığı hataları biliyor ve bunlardan ders alıyorsak, Böyle bir ihtimalimiz var. Neymiş o ihtimal? Aynı hataları tekrar etmeme ihtimali. Başlangıç Yani e, bir olasılık, bir ihtimal. En azından deneyebiliriz diyoruz. Metals ya da metilfe, diese Erfahrungen, bu tecrübeler sayesinde ya da vesilesiyle können ve uns sogar schneller e entwickeln. Biz kendimizi daha hızlı bir şekilde geliştirebiliriz de. Das sind, meinten wir, sogar. Hatten. Mittels oder mit Hilfe dieser Erfahrungen können wir uns sogar schneller weiterentwickeln, sich entwickeln, evet. Ansonsten oder anderenfalls können die neuen Generationen dieselben Fehler wiederholen. Aksi taktirde, anderenfalls können die neuen Generationen Yeni jenerasyonlar diesel ben fele wiederholen aynı hatayı yapabilirler. Aksi takdirde yani neymiş? Eğer biz o tecrübelerden istifade etmezsek bir ihtimal var. O da nedir? Yeni jenerasyonların yeni jenerasyonların aynı hatayı yapabilmeleri, yapmaları. Dies könnte zu Verhinderung des Fortschritts in der Gesellschaft führen. Bu neye yol açabilir? Diz yani eski jenerasyonların tecrübelerini üstlenmemek neye yol açabilir? Führen Su. Bir şeye sebebiyet vermek, bir şeye yol açmak, bir şeyi tetiklemek. Verhinderung. Bir engelleme. Neyin engellenmesi arkadaşlar? Verhinderung des Fortschritts. Gelişimin ya da ilerlemenin engellemesi, engellenmesi. Dies könnte zu Verhinderung des Fortschritts in der Gesellschaft führen. Yani bu durum neye yol açabilirmiş? İhtimal, konjüktif 2, ee, toplumdaki ilerlemenin ya da gelişmenin engellemesine. Zusammenfassend lässt sich sagen, das. Yine bir kapanış cümlesi, bir kalıp kitaplarımızda yer alan bir yapı. Özetleyecek olursak. Wir weniger Fehler machen, daha az hata yaparız, in dem ne yoluyla ne aracılığıyla Ve aus den fehlen unseren vorfahren lernen. Evet. Özetle ne diyormuşuz? Önceki neslin hatalarından öğrenerek onlardan istifade ederek daha az hata yaparız. Yani bunlardan yararlanalım diyoruz. Indem gördüğümüz gibi nebenzats yapıyor. Fene dahası demek. Alternatifli kelimelerimiz burada. Zu dem, zu auserdem. dabu behin aus, aus Können solche erfahrungen, dahası, böyle tecrübeler ne olabilir? Hinsichtlich unsere sozialen entwicklung, sosyal gelişmemiz açısından ya da bakımından oysers fortailhaft sein. Aşırı derecede oldukça ya da çok faydalı, e, yararlı olabilir. Evet, neymiş yararlı olacak olan? Öncekilerin hatalarını ya da tecrübe ettiği şeyleri bilip onlardan ders almak. Hinsichtlich. Ne demiştik? Hinblick auf olabilir, hinsichtlich olabilir. Hinblick auf'u başta kullandık. Hinsichtlich ise şimdi kullanıyoruz. Evet. Burada imhinblick auf kullanmıştık, değil mi? Aynen öyle. Burada im, im avf kullandık. Akuzatif yapıyor. Sonunda da hinzihlik kullandık. Genetif yapıyor. Hinsichtlich unserer sosyalen Entwicklung. Sosyal gelişmemiz bakımından çok faydalı olabilir. Ehrlich gesagt, yani ehrlich gesagt esasen demek, yani doğrusu, doğru söylemek gerekirse, ehrlich gesagt, benötigen wir Ehrlich da yine konuşma dilinde kullanılan bir yapıdır. Ben ötügen wir nicht die Fähle zu wiederholen. Hataları tekrarlamamıza gerek yok. Hataları tekrarlamalı değiliz. Hatalardan kaçınmalıyız. Evet. Yani aynı hataları bir daha tekrar etmektense önceki jenerasyonun yaptığı hatalardan ders alalım dedik. Evet. Kıymetli arkadaşlar. Beraber bu Eötserung'u incelemiş olduk. Yapıları, kelimeleri, redevendungları vesaire elimden geldiğince izah etmeye çalıştım. Lernen aus von Vorfahren. Bizim yapacağımız şey kıymetli arkadaşlar mümkün mertebe çok yazmak. Yani nasıl yazacağız, ee, nasıl edeceğiz? Tabii ki de bir word ihtiyacımız var. Bu word chart'ı elde etmek için çok okumak gerekiyor, dinlemek gerekiyor. Ve ee, Bunları tabii ki de kaleme almak gerekiyor, yazmak gerekiyor. Daha önceki kayıtta da ifade etmeye çalıştığım gibi her hafta en azından bir tane autörün yazıp bunu e, kurslardaki kıymetli hocalarımıza gösterip düzelttirmek ya da etrafımızda e, tanıdığımız bu işten anlayan e, Almanlardan olabilir, işte emekli öğretmenler vesaire. Onlardan istifade edip yazdıklarımızı kontrol ettirmek, düzelttirmek, yeni kalıplar Yeni yapılar öğrenmek çok kıymetlidir. Evet. Umarım faydalı olmuştur ve bir sonraki kaydımızda, bir sonraki ötrümde görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.